Merhaba arkadaşlar, gelişimsel desteğe gereksinme olan okul dönemi öğrenciler yani 6-12 yaş grubundaki öğrenciler ve özellikleri adlı dersimizin ders tanıtım videosunda birlikteyiz. Tekrar merhaba. Bu dersimizde arkadaşlar 8 tane üniteyi sizin için özetlemeye çalışacağız. Bu bağlamda ee, özel eğitim e, kavramı, e, özel eğitime ilişkin e, kavramlar ve e, özel eğitime giriş adını verdiğimiz birinci üniteyle e, kitabımıza başlamış olacağız veya dersimize başlamış olacağız. İkinci ünitemiz 6-12 yaş dönemindeki e, normal gelişim sürecini anlamak ve açıklamak üzerine odaklanılmış bir ünite ve e, üçüncü üniteyle de beraber e, kitabımızda ve dersimizde özellikle odaklanacağımız dört e, tane yetersizlik gruplarına odaklanmış bulunmaktayız. 3. ünitemiz bu bağlamda zihinsel yetersizliği olan 6-12 yaş grubundaki çocuklar ve özelliklerine e, odaklanmışken dördüncü ünitemiz 6-12 yaş grubundaki otizm spektrum bozukluğu gösteren öğrenciler ve özellikleri üzerine e, yazılmış ve açıklamalarda bulunulmuş arkadaşlar. Ve beşinci e, ünitede Down sendromu olan 6-12 yaş grubundaki çocuklar ve özellikleri üzerine odaklanılmakta. Altıncı ünitede cerebral palsisi olan e, cerebral palsi ile 6-12 yaş e, grubundaki çocukların e, durumu ve özellikleri açıklanmakta. Ve yedinci ünite özellikle ender görülen ama karşılaşma durumu olabilecek ender görülen diğer gelişimsel yetersizlik türleri üzerine kısa açıklamaların olduğu tamamen bir farkındalık yaratma amaçlı yazılmış ve hazırlanmış bir ünite olarak karşınıza çıkmakta. Ve son ünitede de... 7 ünite bağlamında konuştuğumuz yetersizliği olan, gelişimsel yetersizliği olan ve dolayısıyla gelişimsel desteğe gereksinim olan okul dönemi öğrencilerin eğitiminde veya bu bu öğrencilere ilişkin e, gelişimsel ve rehabilitasyon müdahalelerinde ailelerle işbirliğinin ne kadar önemli olduğunu vurgulayan ve ailelerle işbirliğinde nelere dikkat edilmesi gerektiği ve etik konulara vurgu yapan üniteyle ile dersimiz bitmekte arkadaşlar. Başarılar diliyorum. İyi günler.